süt helvası. Bu evlerde mi yapılıyor, esnaf lokantalarında mı çıktı? Hayır, bu aslında bir saray tatlısı bu. Bunu şuradan da anlayabiliriz. İçinde çok yoğun şeker vardı. Yani 700 yıl önce bunun Bursa'da Beysaray'ında piştiği aşikar. Evet. Ve Bursa aslında çok mütevazi bir şehir. Yani ilk başkent olmasına rağmen Bursa'da bir saray yok. Bursa Beysaray'ı vardı, bugün bir bina olarak ayakta değil. Ancak o sarayın mutfağında pişen bir tatlı bugün hala ayakta ve yaşıyor. Peki şimdi bu orijinali, bunu siz kabakta pişiriyorsunuz. Evet. Geleneklerini bırakmadan bir aşçı için ya da bir lokantacı için cesaret gerektiren bir şey bu. Çünkü 700 yıllık geleneksel bir tarif var ortada. Hangisinden başlayayım? Bence gelenekseli sona bırakalım. Tamam. Ya da önce gelenekseli tatalım çünkü daha az tatlı bu. Bunun tadı öyle baskın geldi. Tamam, öyle yapıyorum. Bunlar bana göre biraz fazla şekerli tatlılar ama sevdim, süt tatlısı. Şimdi iki daha biraz kazan deli gibi, tavuk göğsü kazan gibi. İkincisi daha sütlaç gibi. Bu tatlının sütlaçtan ya da kazan dibinden. Bu tatlı bildiğimiz helva. Helva bir pişirme şemasıdır. Herhangi bir yağ, bu ceviz yağı, fındık yağı, hatta kuyruk yağı bile olabilir, öyle tarifler var. Ve herhangi bir un, pirinç unu, badem unu vesaire. Ve herhangi bir tatlandırıcı, şerbet, şurup olabilir. Biraz da nişasta var ama. Ben... Nişasta yok. Şunda yok mu? Yok, bunda da yok. Yağ, un, süt, şeker ve vanilya var. Bu gayet güzel, klasik. Bu enteresan. Gerçi biraz daha şekerli ama o balkabağı kendi suyunu da bırakmış ya. Evet. O da ek bir şey vermiş, boyut vermiş. Tabii sadece balkabağı... sunum için değil, lezzete evet, de katkısı lezzet oluyor. Katmış. Yani ha. Bu sunum değil. Bu ikisi bence evet. Güzel birleşmiş ama insanın canı burada. Hakikaten bir dengeleyici çekiyor. Bunu denelim tükenmezliğinizi. Tabii. O da enteresan bir şey. Bu da yine...